Herkese merhaba. Hayatımızın bir döneminde hepimiz alevli bir aşk yaşıyoruz muhakkak. Bazı insanlar şanslı oluyor, bunu birkaç defa yaşıyor. Bazımızsa bir defa yaşıyor ama tam yaşıyor. Dünyayı yakıp yıkmalar ya da dünyayı karşına almalar. Yeri geliyor kilometrelerce yolu sadece bir bakış için gidiyorsun. Yeri geliyor yağmurun altında sırılsıklam oluyorsun. Sadece bir kelime etmek için. Hiç olmadık sözler çıkıyor ağzımızdan. Ben sensiz yaşayamam. Sensiz ben ölürüm. Ben başkasına bakamam. Diyor da diyor insanoğlu. Fazla edebiyat yapmayacağım. Sonra ne mi oluyor? Sonra zamanı geliyor ve ilişki bitiyor. Ayrılıyorsun. Bittikten sonra da bir aşk acısıdır başlıyor gidiyor. Bırakmıyor peşini. Hiç tarzın olmayan bir şarkıyı avazınca bağıra bağıra söylüyorsun yeri geliyor. Yeri geliyor hiç olmayacak kişilere aşk acını anlatıyorsun uzun uzun. Ama ben size şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Ağlasanız da, sızlasanız da bu aşk acısı bitiyor. İlhan İrem'in şarkısı misali, Nazım Hikmet'in şiiri misali. Zaman her şeyi siliyor, işte hayat sensiz de yaşanıyor. Zor oluyor, kolay olmuyor hepimizin malumu. Ama eninde sonunda bu oluyor. Çünkü unutmanın bir hastalık olduğu düşünülse de unutmak aslında bizlere verilen bir lütuf. Yaşadığınız tüm acıları ilk günkü gibi taze bir şekilde hafızamızda yer aldığını düşünsenize. Devamlı ekleniyor ve eski acılar ilk günkü tazeliğiyle hafızamızda. Gerçekten nasıl bir işkence olabileceğini düşünebiliyor musunuz? O yüzden şu anda deli gibi bir aşk acısı çekiyorsanız size sevindirici ve güzel bir haberim var. Günün birinde bu acıdan kurtulacaksınız. Peki bu kadar konuştuk. Asıl konumuz ne? Asıl konumuz şu. Bir dönemler alevli bir şekilde aşk yaşadığımız bir insanı unuttuğumuzu nasıl anlarız? Şimdi diyeceksiniz ki unutmuşum artık anlasam ne olur? Unuttuğuma göre anlamışımdır herhalde. Öyle değil. Sadece yaşadıklarınızla şu anki durumu karşılaştırmanızı rica edeceğim. Eğer ki unutanlarınız varsa. Eğer ki hala da şu anda o aşk acısını çekenler varsa da ileride nereye doğru yol alacaklarını gösteren küçük bir pusula olarak varsayın bu anlatacaklarımı. Şimdi size 7 maddemiz var. Hazırsanız başlıyoruz. Birincisi, sosyal medyada stalklamayı kesiyorsunuz. Bir aşkın başlangıcından sonuna kadar olan her evresinde stalklamak yani takip etmek hayatımızın bir parçası oluyor. Malum siz de biliyorsunuz. Tabii ki evreleri oluyor bunun. İlk başlarda 10 dakika, 15 dakika, yarım saatte bir takip etme var. Twitter'dan ne yazdı? Instagram'dan ne fotoğraf paylaştı? Story'de nereye gitti? İşte bu araştırmalar günden güne azalmaya başlıyor. O yarım saatlik periyot saatlere, gecelere, günlere, haftalara kadar uzanıyor. Ondan sonra da belki 2-3 ayda bir bakmaya başlıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz, artık bakmayı kesmişsiniz. Kapalı bir profilde resim sayısına bakan, takipçi sayısına göre analizler yapan bir arkadaşım mevcuttu kulakları çınlasın. İşte böyle hastalıklı hallerden nerelere geldiğinizi gördüğünüz zaman gerçekten oh be diyeceksiniz. 2 numara. Daha önce beraber ortak gittiğiniz mekanlara gittiğinizde o aklınıza bile gelmez. Hatta şöyle hissedersiniz, yeri gelir birisi sorar nereden buldun bu mekanı diye, o zaman aklınıza gelir dersiniz. Bir dönemler eski erkek arkadaşımla, eski kız arkadaşımla gelirdim. Ama o günü yaşarken aklınıza bile gelmemeye başlar. Sıradan bir mekanmış gibi olur orası. 3 numara. Onun doğum günü olduğunu artık hatırlamazsınız. Bir dönemler kendi doğum gününüzmüş gibi. Günler öncesinden hazırlandığınız, konuşurken konuşmazken fark etmez. Ona ilk mesaj atan ben mi olsam, ilk arayan ben mi olsam, işte 2 gün kaldı, 1 gün kaldı gibi kendi kendinize geldiğiniz o zaman dilimi artık sıradanlaşır. O günü yaşarken artık aklınıza bile gelmez. Gelse bile kısacık bir an aklınıza gelir ama sonradan o gün önemsizliğiyle devam eder. 4 numara. Beraber izlediğiniz filmler, beraber dinlediğiniz şarkılar, hatta ayrıldıktan sonra onun için dinlediğiniz o bütün şarkılar anlamını yitirir. Belli bir zaman sonra televizyonda ya da radyoda karşılaştığınız o şarkı sıradan bir şarkıymış gibi akıp gider. Çaldığının farkında bile olmazsınız. 5 numara. Onunla alakalı haberler, işler ya da benzeri zevkleri gördüğünüzde aklınıza gelmez. Örnek veriyorum, fanatik bir futbol taraftarıysa her yerde uyarıcılar varken o aklınıza dahi gelmeyecektir. Ya da işiyle, zevkiyle ilgili olan algıda seçicilik gitgide kalkacaktır. O iş, zevk, haber artık sıradanlaşacaktır sizler için. Oysa bir de yaşadığınız dönemleri düşünün.
bir futbol takımının isminin geçmesi bile gözlerinizi açmanıza, kulaklarınızı oraya vermenize sebep olacaktı. İşte bunlar ortadan tamamen kalkacak. 6 numara. Başına bir şey gelmiş olduğunun haberini alsanız, oh iyi olsun demek aklınızın ucuna bile gelmez. Ya da evlenmiş çoluk çocuğa karışmış olduğunun haberleri sizi zerre ilgilendirmez. Tebessüm eder, onun için sevinirsiniz bile. O ihtirastan, o hırstan eser kalmamıştır. 7. maddemiz aslında 6'nın bir benzeri. Ama önem bakımından ayrı olarak incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir zamanlar kıskançlıktan deliye döneceğiniz olay olan onu birisiyle görmek o kadar sıradanlaşır ki canınız yanmaz. En fazla gözünüzde bir mazi canlanır, iyi anılar varsa onlar akla gelir, yad edilir. Ama süre birkaç dakikadan fazla sürmez. Hatta görmenizin hemen akabinde ben buna nasıl bakmışım yahu diye kendi kendinize eleştirmenize sebep olacaktır. Yanındaki kişi güzel mi, çirkin mi, tarzı nasıl, nasıl giyiniyor umurunuzda değildir. Oysa ilişkinin ilk başında düşünün, saç renginden, saç uzunluğundan giydiği kıyafete kadar bir analiz başlar. Oysa zaman geçtikten sonra yanındakine tenezzül edip bakmayacağınız zaman olacaktır. Son olarak yeni maceralara yelken açarken ya da yeni insanları hayatınıza sokarken 30 kere düşünme olayı ortadan kalkmıştır. Oysa ilişkinizin yeni bittiği dönemleri düşünsenize bir de. Birini hayatınıza alırken bambaşka şeyler düşünmeniz, devamlı onunla kıyaslamanız ya da devamlı telkinlerinizle ona benzetmeye çalışmanız, işte bunların hepsi ortadan kalkıp normalleşmeye başlayacaktır. Diyeceğim şu ki sevgili dostlar, herkes zorlu süreçlerden geçer ama sonuçta hiçbir şeyden zaman içerisinde eser kalmaz. Bir kez daha dile getirelim. Unutmak bir hastalık değil, bizlere sunulmuş bir lütuftur. Hani derler ya meşhur söz olarak, zaman her şeyin ilacı. O yüzden eğer ki şu anda böyle benzer konumlardaysanız, bu söylediklerimi iyi anlamaya çalışın. Haklılık payı göreceksiniz. Bunlara benzer eklemek istediğiniz maddeler olursa aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.